Merhaba Levent Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor. Nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hazırsanız, isterseniz başlayabiliriz. Tamam. Öncelikle herkese merhabalar. Kaldera Ankara Şube'nin hazırlamış olduğu Kaliteli Yaşam Sohbetleri'nin 4. online etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Kalite Derneği'ni artık sizlere tanıtmaya gerek var mı bilmiyorum ama 1990 yılından beri faaliyet gösteren, misyonu mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştüren, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunan bir sivil toplum kuruluş örgütü. Ben de bu derneğin Ankara Yönetim Kurulu'nda üyesiyim ve bundan da gurur duyuyorum. Bugün sohbetimizde konuğumuz LeanOpex kurucusu, danışman ve yazar olan Sayın Levent Türk Bey. Kendisine bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız Taner Bey? Teşekkürler, sağ olun. Bugün kendisiyle operasyonel mükemmellikte insan faktörü, iş yerinde kültürün önemi, şirket içindeki değer kavramları gibi konular üzerinde sohbet etmek istiyoruz. Ve bu kavramların da tabii ki sürekli iyileştirme üzerindeki etkilerini bugün konuşacağız. İsterseniz çok kısa bir Levent Bey'i tanıtmak istiyorum. Levent Bey'in çok yakında bir kitabı yayınlandı. Kitaptan direkt özgeçmenizi okumak isterim Levent Bey, izniniz olursa. Estağfurullah, buyurun. Levent Bey, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 88 yılında lisans, 91 yılında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 96 yılında yönetim ve organizasyon konusunda bir MBA eğitimini tamamladı. 1987 yılında ODTÜ döner sermaye projelerinde görev alarak çalıştığı TÜBİTAK'ta Belçika'da Alstom üretim tesislerinde devam etti. Daha sonra 92 yılından itibaren 2 yıl boyunca Toyota'nın Japonya'daki çeşitli fabrikalarında TPM, üretim, mühendislik ve çeşitli alanlarda görevlerde bulundu. Sanırım bu sürede Toyota üretim sisteminde, üretim hattında çalışarak tasarım, mühendislik ve kalite sağlama süreçlerine katılarak öğrendi. Daha sonra Toyota'nın Sakarya Fabrikası'nda 94 yılındaki inşaat aşamasından başlayarak tam 14 yıl boyunca genel müdür yardımcılığına kadar süren bir süreçte kalite, satın alma, mühendislik direktörlüğü görevlerinde bulundu. Arkasından takip eden 12 yıl süresince Karsandı Grup Müdürlüğü, Manda Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu kendisi. Halen LeanOpex 2 yıldır sanırım LeanOpex firmasının sahibi. Yalın yönetim konusunda 30 yıl aşan uygulama tecrübesiyle şu an yüksek performans kültürü yaratmaya çalışan, amaçlar sağlayan, modeller geliştiren uygulamaları yönetiyorsunuz. Kitabınızda böyle yazmışsınız. Doğru. Bugünkü etkinliğimiz yaklaşık bir saat sürecek. Etkinlik sonunda da anketimize katılan dinleyicilerimiz arasından yapacağımız çekilişte iki dinleyicimize Kalder'den bir Kaizen kitabı hediye etmek istiyoruz. Ne dersiniz? Bir iki kitap da sizden verebilir miyiz Levent Bey? Emri var ki. Memnuniyetle. Tamam. Bir iki kitap da sizden verelim o zaman. O zaman isterseniz sohbetimize başlayalım. Şimdi yakın zamanda Operasyonel Mükemmellik ve Saygı adlı kitabınız yayınlandı. Kitapta farklı bir bakış açısıyla yalın yönetim, operasyonel mükemmellik konularına başarı faktörlerini çok güzel açıklamışsınız. Akıcı ve direkt yaşamış olduğunuz örneklerle de bağlantılı olduğu için çok kolay anlaşılabiliyor. Sürekli iyileştirme, yalın felsefe, problem çözme gibi konularda ilgili herkesin okumasını tavsiye ederim. Kitapta iş yerinde performans yükseltmek için uygulanan sistemlerin kültürün önemindeki örneklerle bahsediyorsunuz. Ancak şimdi dünyaya baktığımızda ülkeler bazında, yani örneğin Türkiye, Amerika, Japonya, kültürler farklı. Hatırlarsanız yıllar önce Japonya'da ve Türkiye'de çalışanlar arasında ne fark var diye size sorduğumda bana 4 tane farktan bahsetmiştiniz. Bunu anlatmak istiyorum. Birincisi demiştiniz ki Japonya'da iş yerleri sosyalleşme yeri değil. 2. insanlar oraya çalışmaya gidiyorlar. 3. çalışanlar birbirlerini orada sevmek zorunda değil. Ve 4. de iş için her şeyi yapıyorlar demiştiniz. Şimdi bu konseptten baktığımızda Türkiye'de durum daha farklı, Amerika'da daha farklı. Farklı kültürlerde farklı yaklaşımın operasyonel mükemmellik uygulamalarındaki başarıyı
yakalamasını nasıl tanımlıyorsunuz? Yani saygı, güven ve değerler açısından nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Öncelikle size ve ekibinize beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz olduğunuz için. Sağ olun. Benim uzmanlık alanım üretim ve üretim benzeri operasyonlar, o şekilde söyleyelim. Bu konularda hangi ülkelerin başarılı olduğuna şöyle kısaca bakarsak herhalde aklımıza bir Almanya örneği geliyor. Tabii ki bir de Japonya örneği geliyor. Almanya, Japonya. Evet. Her iki ülkede de kullanılan sistemlerin, işte yalın sistemler olsun, diğer yönetim sistemleri olsun, kültürden alabildiğince destek aldığını ve bu şekilde başarıya ulaştığını görüyoruz. Ben bu konuyu biraz inceledim de şöyle şeylerle karşılaştım. Kısaca paylaşayım sizinle. Örneğin Almanya'da işte 1800'lü yıllardan başlayarak sanayiciler fikir birliğine varmak için sık sık periyodik toplantılar yapmaya başlıyorlar. Daha sonra bu toplantılar orta vadeli stratejiler şeklinde dönüşüyor. Yani önümüzdeki 3 yıl içinde ne yapmalıyız, 5 yıl içinde ne yapmalıyız gibi bir beyin fırtınasıyla başlayıp gelişen bir yapıyı orada görüyoruz. Günümüze geldiğinde bu yapı o kadar gelişmiş ki artık devlet de bunu destekler hale gelmiş. Hatta siz iyi bilirsiniz, Almanya'da işte Verbandlar var, dernekler. Bütün sanayinin ortak öngörüsüyle, ortak bir amaç ve orta vadeli plan çerçevesinde hareket ettiğini görüyoruz. Devlet de bunları destekliyor. Aracı kurumlar verimlilik arttırmaya yönelik devlet desteğiyle sanayiciyi destekliyorlar. Devlet desteği önemli mi Levent Bey? Yani şimdi... Buyurun. Yani şöyle önemli... Direkt teşvik vermiyor firma. Mesela bir projeniz varsa ben verimliliği artıracağım, kaliteyi artıracağım. Ve uluslararası rekabetli bir pozisyona geleceğimi düşünüyorum dediğiniz bir projeniz varsa büyük oranda devlet desteğiyle bu aracı dernekler veya firmalar uzmanlarıyla size gelip destek veriyorlar. Yani şöyle düşünün, bizde işte çevre iş güvenliği standartları nasıl, mali yapılar nasıl kontrol ediliyor devlet tarafından. Orada verimlilik de kontrol ediliyor ve yönlendiriliyor diyebiliriz. Bunun tabii sonuçlarını görüyorsunuz Almanya'da. Almanya'da başarıyı getiren bazı diğer faktörler de var. Mesleki uzmanlaşma. Yani her şeyin, berberin, belki taksi şoförünün bile bir sertifikası var, eğitim almış bu konuda. Benim özellikle ilgimi çeken orta kademe yöneticilerin nasıl geliştiğiydi. Orada Meister dedikleri, bizde ustabaşı seviyesindeki kişiler. Biliyorsunuz bir 3-3,5 yıl süren sağlam bir eğitimden geçiyorlar. Bunun içinde sadece bizim üniversitede aldığımız eğitimler değil, işte insan yönetimi, liderlikle ilgili özellikler de kazanıyorlar. Bu kişilere baktığınızda ben birkaç Alman şirketini inceledim benchmark yapmak amacıyla. Hemen hemen bütün operasyonel yükün bu kişiler üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla kültür Alman toplumunda zaten bu şekilde gelişmiş durumda. İşte biliyorsunuz organizasyon yapıları, orduları genelde örnek alır. Yönetimi kolay olsun diye. Ne olacak? Bizde işte 10 kişiye bir tane onbaşı, 2-3 kişiye bir tane çavuş var derseniz. Şimdi bir çavuşun kaç kişiyi idare ettiğine ordularda baktığınızda şaşırtıcı derecede Almanya ordusunda çavuşlar çok yetkili. Mesela Fransa ordusundaki çavuşların yönettiği sahanın belki 2 katını yönetiyorlar. Bütün toplumda bu orta kademe yöneticilerine hem eğitim almış olmaları sebebiyle hem de yetkinlikleri sebebiyle müthiş bir güven var. Yani bu iş onlara emanet edilmiş gibi düşünebilirsiniz. Orada işi yönetmek, yürütmek, KPI'leri tutturmak müdürün işi değil açıkçası. Bunu ustabaşları yapıyor, meisterlar yapıyor. Müdürlerse daha çok işte problem çözme, geleceğe yönelik planlama yapıyorlar. Planlama, evet. Yaratıcı düşünce boyutuyla biraz uğraşma fırsatı buluyorlar. Dolayısıyla bütün sistem birbirini destekliyor ve kültürden müthiş bir destek alıyor Almanya'da. Japonya'ya baktığımızda ise olay biraz daha değişik. Japonya biraz daha feodal. Bizdeki gibi ataerkil özellikleri yüksek. Orada daha çok bu 1800'lü yıllardan itibaren büyük aile şirketlerinin süre geldiğini görüyoruz. Bu bugün de devam ediyor.
Ortada toplumu bağlayan saygı, güven gibi özellikler bütün insanların hem özel yaşamına hem iş yaşamına işlemiş durumda. Bütün davranışlar bu değerler kılavuz alınarak sürdürülüyor. Yani Levent Bey, Almanya'da farklı mı? Şimdi dediniz ki Japonya'da tüm bu değerler hem özel hem de iş yaşantısına yansımış durumda. Yani içselleştirmişler. Ama Almanya'da bu durumu daha mı farklı gördünüz, daha mı farklı yorumluyorsunuz? Yani Almanlar sanki biraz daha mekanik bakıyorlar olaya. Zaten nerede bir Alman görseniz bilirsiniz. Burada kurallar nedir? Standart nedir? Neye uymamız lazım? Önce onları arar gözleri. Japonya'da ise biraz daha aile ilişkileri gibi düşünün. Dinsel ögeler de tabii bunu destekliyor. İşte çalışmak bir ibadettir gibi bakan kişiler hala çok. Ama her iki toplumda da kültür bu performansı son derece destekliyor. Almanya'da bilerek, bilinçli bir şekilde geliştirilen bu kültür, Japonya'da toplumun içinden fışkırmış, bugünlere gelmiş diyebiliriz. Şimdi bu anlattıklarınızdan aklıma şöyle bir şey geliyor. Bir tarafta işte kitle üretimi, mass production dediğimiz üretim. Diğer tarafta da bu Japonların içselleştirdikleri yalın üretim ya da lean production. Peki şimdi 1900 yılların başında hatırlarsanız yani bilirsiniz ki Henry Ford'un T modeliyle hayatımıza giren bir kitle üretimi var. Şimdi bu kitle üretimin temeline baktığımız zaman da organizasyon bazlı. Demin direkt anlattığınız Almanya'daki yapının benzeri. İşte üretimde bir dikey organizasyon, tepede yöneticiler, altta işçiler, ustabaşları. Ve şeyi de çok iyi hatırlıyoruz ki hani bu yapının çok da müşteri odaklı olmamasına rağmen çok uzun yıllarda başarılı olduğunu görüyoruz ya da başarılı olmuş gibi gözüktüğünü görüyoruz. Bu eğitimleri alan herkes bilir ki hani Ford'un bir cümlesi vardır. Müşterilerimiz istediği rengi seçebilirler. Siyah olduğu sürece problem yok. Şimdi buna baktığımız zaman Japonya'da doğan ve daha sonra doğrudan Amerika'ya giden ve batıya yayılan bu felsefenin mimarları da esasında Taichi Ono'yu bir tarafa bırakırsak yine Amerika'dan giden işte Deming gibi, Yuran gibi, Crosby gibi kalite gurularının da çok büyük faydası var. Peki bu süreçte 60'lı, 70'li, 80'li yılların sonlarına geldiğimizde Amerikalıların başarısız olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Esasında hani bu Toyota Production Sistemi'nin de gelişmesinde hani Amerikalıların çok fazla katkısı var. Amerikalılar uzun zaman sonunda neyi yanlış yaptılar ya da Batılılar neyi yanlış yaptılar ki başarısız gözüktüler? Ya da TPS dediğimiz Toyota Üretim Sistemi'nin ya da yalın üretimin başarı faktörleri ne sizce? İşte Almanya, Japonya örneğinde bahsettiğimiz gibi her sistem kendi kültürü üzerine ancak yönelebilir. Şimdi biz de içinde bulunduğumuz kültürden Amerikalıları eleştirirsek buradan bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum. Dolayısıyla ben ilgiyle şeyi takip ediyorum. Ama biz de Amerikalıları taklit ettik yıllarca. Yani onların tabii yönetim sistemleri, onların üretim sistemleri, onların organizasyon yapıları. Halen de esasında onların yapılarını kullanıyoruz. Aynen. Şimdi kültürler farklıysa hani biz nasıl başarılı olacağız o zaman? Onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Mesela TPS, Toyota Üretim Sistemi, Batı dünyasında ne zaman tanındı? Bir oralara gidelim. 1984'lü yıllarda GM'le birlikte NUMMI fabrikasını ortak olarak kurdukları zaman Toyota ile GM, Toyota Üretim Sistemi dünyaya açılmış oldu. Bu müthiş bir ilgi çekti o yıllarda. Daha sonra da dokümante edilip her yerde uygulanmaya başlandı. Şimdi baktığınızda o kadar büyük bir dokümentasyon ve danışmanlık desteği var ki trilyon dolarlık bir business Amerika'da bu. Fakat kopyalayabildiğiniz şey tabii kültür özellikleri olmuyor. En fazla davranışları, günlük iş tarzlarını kopyalayabiliyorsunuz. Kültür neden kopyalanamıyor? Yani siz özellikle Japonya'da da bulundunuz, kısmen Almanya'da da bulundunuz. Neden peki kültür bir anda kopyalanamıyor? Yani bununla ilgili bir öngörünüz... Kopyalanamıyor çünkü kültür davranışlardan oluşuyor. Davranışlar altında bakarsanız rasyonel varlıklarız ama her zaman da o rasyonel düşüncemizin son derece başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Düşünce kapasitemiz sınırlı. Düşüncelerin altında hisler yatıyor. Hislerin altında inançlar, arzular, duygular var. Bunlar hem kişiden kişiye çok farklılık gösterdiği için hem de kelimelerle ifadeleri zor olduğu için
mesela sizle benim aramda bir duygu hakkında ortak bir anlam geliştirmemiz zor. Ama aynı kültür içinde benzer davranışlar içinde yetişen çocukların beyinlerine bu işleniyor. İfade edemeseler bile bu değerler bütün davranışlarına yön veriyor. Dolayısıyla kültürü sadece semptomlarını yani görünüşlerini yorumlayabilirsiniz. Ama detayını inip kaynaklarını incelemek kolay değil. Bu yüzden de şey yapılamıyor, kopyalanamıyor. Şimdi Ford modeline gelirsek, siyah olduğu sürece problem yok demiş ya beyefendi. Şimdi o yıllarda o doğruydu. Yani yönetim teorileri de o yıllarda zaten sanayinin gelişmesine paralel olarak gelişti. İşte psikolojiye bakıyorsunuz, o yıllarda davranışsal psikolojinin hakim olduğunu görüyoruz. İşte Freud ve arkadaşlarıyla birlikte zihnin aslında sadece bilincimizde olan düşünceden ibaret değil, alttaki pek çok bilinç dışı dediğimiz ruhsal süreçten de oluştuğunu anlaşılması. Daha sonra algı ve algının yorumlaması, karar mekanizmalarıyla ilgili 1960'larda davranışsal psikolojinin gelişmesi. Daha sonra da şu anda yönetim guruları olarak bildiğimiz kişilerin işte kitapları, yeni yönetim teorileri vesaire ortaya çıktı. Arada Maslow'lar falan. Fakat o günlerden bugüne çok şey değişti tabii. Şimdi nörobilimin de gelişmesiyle artık insan davranışları ve davranışın altında yatan ihtiyaçlar, duygular çok daha kolay anlaşılabiliyor. Bence başarısız olmalarının sebebi insan davranışlarının altında yatan bu duygu boyutunu ihmal ediyor olmaları. Yani ben onca dokümana baktığımda bir insan bununla karşılaştığında ne hisseder diye bir şey görmüyorum. Sonuçta da neden başarısız olduğu sorusunun cevabını en iyi kendileri veriyor. Ya bu konuya gerçekten kafa yoran insanları takip ediyorum Amerika'da. İşte 40 yıl oldu, niye hala Japonların ulaştığı seviyeye ulaşamıyoruz diye analizler yapıyorlar. Ve sonuç dönüyor dolaşıyor, insan faktörüne bağlanıyor. Özetle Türkçesini söylersek insanların içine sinmeyen davranışlarına yansımıyor. Dinleyicilerimizden bir iki tane güzel soru var. İzniniz olursa bir onları da paylaşmak, sormak istiyorum. Öncelikle Buket Hanım sormuş, Buket Hocaoğlu. Almanya'nın ve Japonya'nın başarı sırrı iş yerinde ustabaşını 3 sene eğitmek midir diye sormuş. Yoksa aileden ve kültürden gelen disiplinli çalışma ruhunu küçük yaşlarda aşılanmış olması mıdır şeklinde bir sorusu var. Ya kesinlikle odur. Ben sadece mesleki eğitimin de bunu destekleyen önemli bir şey olduğunu vurgulamak için söyledim. Yani ben de belki bir katkıda bulunmak istersem, şimdi Almanya'daki aileden ve kültürden gelen disiplinli çalışma ruhu biraz belki açılması gereken bir konu. Japonya'da bu belki olabilir ama Almanya'da hani aileden ya da kültürden gelen bir disiplinli çalışma ruhu yok. Doğal olarak okulda, ortamda, her yerde başlıyor. Ama ustabaşı dediğiniz zaman da demin siz bahsettiğiniz meisterler özellikle 3 yıl değil belki 10-15 yıl meister olmak için eğitim alıyorlar, o konuda kendilerini geliştiriyorlar. Başarı ondan sonra geliyor. Maalesef ülkemizde 1-2 senede insanlar ustabaşı olabiliyor. Ben sadece ustabaşına bağlamamak için bir iki örnek daha vereyim. Yani aile insanı yetiştirir, eğitim hayatında da bir sürü şey öğrenirsiniz ama hem iş sistemlerinin kültürünü desteklediği kadar sistemlerin de bunu destekliyor olması lazım. Mesela Almanlara baktığınızda her gördüğünü standartlaştırmaya çalışan bir yaklaşım görürsünüz. Siz kalitenin içindesiniz bütün bir ömür. Bilirsiniz yani kağıtların boyutlarına kadar her şeyi standartlaştırmışlardı. Evet, ben son gittiğimde bir asfalt gördüm. Şaşırdım yani asfalttaki artık onlar taş mıydı bilmiyorum da hepsi aynı şekilde ve aynı boyuttaydı. Kesinlikle. Yani işlerinde ben de yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim. Tek boyutta yaşadıkları için kurallar çok önemlidir bir Alman için. Ve kurallarla bence o iş disiplini sağlıyorlar. Mesela o kurallara şey diyebiliriz, standartlaştırmayı seviyorlar. Kesinlikle. Zaten standart olmayan hiçbir işi yapmazlar. Yani onlarla toksik çalışmış biri olarak işlerinde uzun yıllar çalışmış biri olarak onu söyleyebilirim. Yani bir işin talimatı, standardı, herhangi bir şey yoksa kesinlikle çalışmıyorlar, yapmıyorlar. Mesela bu soruya istinaden benim çok ilginç bulduğum bir yapıdan da bahsedeyim. Mesela yönetim yapıları da bunu çok destekliyor. Ben bildiğim kadarıyla çoğu şirketin şöyle bir yapısı var. Bir kendi yönetim kurulu var. Bir de danışman yönetim kurulu var.
supervisor bu. Benim o yönetim kurulunda 6 kişi var. Bunun 3 tanesi şirket yöneticisi, 3 tanesi de sendikadan seçiliyor. Ve böylece sendika aslında bir dahaki yöneticinin kim olacağını da belirleme gücüne sahip. Şöyle şeylerden şikayet eden sendikanın sözlerini ben çok duydum. İşte bunu getirdik, yeni yönetici idi. 2 senedir burada ama şirketi ileri götürecek ne bir yatırım yaptı, ne bir yenilik, inovasyon getirdi. Dolayısıyla değiştireceğiz diyorlar. Yani sistem kadar yönetim yapıları da bunu destekliyor. Destekliyor. Yine Haluk Bey'den, Haluk Bulucu Bey. Merhaba Haluk Bey bu arada. Bize şöyle bir soru sormuş. Biz hangi kültüre yakınız? Amerika mı, Japonya mı? Cevabı belli esasında. Sizce nasıl? Bence biz ortadayız birazcık. Yani ne tam Amerikalıyız, ne tam Japonuz. Çünkü bizde çok kültür kargacısı var. En azından benim bakış açım öyle. Her taraftan da etkilenmeye müşahit bir yapımız var. Ama kesinlikle bir Japon kültürümüz yok. Amerika'nın kültürü daha farklı, Almanya'nınki daha farklı. Yani o anlamda sanki biz ortada hepsinden ufak ufak parçaları alarak bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz gibi görüyorum. Ben biraz daha iyimserim. Hem iyimser olmaya çalışıyorum hem de iyimserim. Japonlarda işte toplumun içinden fışkırmıştır dedik ya. Bu saygı ve güven kültürü. Aslında bizim atalarımızla da, geçmişimizle de bunun örnekleri çok. Ben bunun hala pek çok insanda da yaşadığını görüyorum. En azından çekirdek halde de bu var. Hala yaşatılıyor. Dolayısıyla bir çizgi çekerseniz, bir başına Amerika'yı, bir başına Japonya'yı koyarsanız, herhalde biz Japonya'ya çok daha yakınız bu konuda. Bunu şu anlamda, pozitif anlamda söylüyorum. Değerlendirmeye açık, pek çok inancımız, değerimiz aslında ortak. Tek yapmamız gereken, bunlar kaybolmadan, erozyona uğramadan birleştirmek ve bir bütünlük oluşturup başarıya yürümek diye düşünüyorum. Yine bir dinleyicimizden bir soru daha var. Biz Türk insanı olarak bu iş kültürlerine göre avantajlarımız veya dezavantajlarımız nelerdir? Ya da geliştirmemiz gereken yönler nelerdir? Esasında demin bahsettik bunlardan ama bizim kültürümüzün avantajları ve dezavantajları nelerdir şeklinde bir dinleyicimizden, Selim Bey'den soru gelmiş. Merhaba yani Selim. Yani o neye göre değerlendirdiğimize göre değişir. Bunlar subjektif şeyler olduğu için bir kültür ögesini, sokakta gördüğünüz genel yaygın bir davranışını kötü diye değerlendirirseniz, bu sizi rahatsız ediyorsa başkadır. Kimisinde hiç rahatsız etmez, o kötü diye değerlendirilmeyecek. Bizim konumuz iş yeri. İş yerini yapay bir ortam olarak düşünün. Sistemleri nasıl yapay bir şekilde kurup çalıştırabiliyorsak, kültürü de aynı şekilde geliştirmemiz mümkün. Şimdi şöyle bakın, hepimizin kendi iç ruhsal süreçleri var. Birbiriyle çelişen pek çok özelliğimiz var aslında. Bunların farkında olduğumuz zaman bazılarını baskılayıp bazılarını geliştiriyoruz. Bazılarından hoşlanmayıp bazılarından hoşlanıyoruz. Hoşlanıp geliştirdiklerimiz hem bize hem çevremize yansıyarak ışık saçabiliyor. Çok daha ileri giderseniz bir erdem haline gelebiliyor. İş yerinde yapmamız gereken de dediğiniz gibi kurallar olabilir, değerler olabilir, prensipler diyenler var, işte yalın ilkeler olabilir. Bu ilkeleri güzelce tartışıp hemfikir olup bunlarda bütünleşebilir miyiz? Buna uygun davranacağımıza söz verebilir miyiz birbirimize? Eğer bunu başarabilirsek bütün davranışlarımızı bu referansa göre değerlendirmeye başlayabiliriz. Yani işte öneri sistemi diyelim veya işe alış politikaları veya terfi politikalarında neler yapıp ettiğimizi bu anlaşmaya vardığımız değerlerle de değerlendirip doğru ve yanlışı ayıklamamız mümkün. Bunu yaptıkça bu ögelerin gelişeceği aşikardır. Yine güzel bir soru daha var Levent Bey. İzniniz olursa onu da sormak isterim. Onur Kınalı Bey sormuş. İş yeri kültürünü oluşturmak için önemli olan çalışan kültürü mü oluşturmak demiş. Çalışan iş yerini değiştirdiğinde o iş yerindeki kültüre adapte olmak zorunda mıdır gibi bir sorusu var. Yani ben yeni bir yere gittiğimde o kültüre adapte olmak zorunda mıyım başarılı olmak için şeklinde bir soru sergiliyor. Orada insanın benliğine bakarsanız, benliğin nasıl geliştiğine, önce insan ailesinden öğrenerek benliği şekilleniyor.
Daha sonra toplumu karşısında görüyor. Toplumun farkına vardığı zaman o toplumda onunla çelişirse, onun istediği şekilde davranmazsa toplumun ona saygıdeğer bir yer vermeyeceğini fark ediyor. O durumda ya yalnız yaşayacaksınız toplumun dışında bir yerde ya da toplumun sizi kabul etmesi için toplumun dediklerine uymanız gerekiyor. Bu uyma nasıl oluyor? Her şeyi kabullenmek şeklinde değil de işte Freud'un tabiriyle bir süperego halinde içselleştiriyorsunuz. Vicdan benzeri bir şey oluşuyor. Dolayısıyla bir davranışa geçeceğiniz zaman acaba toplum bunu onaylar mı, onaylamaz mı diye bir check etme mekanizması olarak düşünün. Buraya kadar sorun yok. Yani bugüne kadar bütün insanlar böyle yaşamışlar. Benlikleri, ruhsal süreçleri bu şekilde gelişmiş. Fakat işte son 100-200 yıldır ki insanın evrimiyle kıyasladığınızda çok çok kısa bir süredir. Bu sanayinin gelişmesiyle ve mobilitenin artmasıyla insanlar yer değiştirmek zorunda kalıyorlar sık sık. Şimdi soruya dönersek, çocukluktan itibaren taşınırsanız bir semtten bir semte, o semtin kültürüne uyum sağlamak zorundasınız. Yoksa toplum sizi onaylamayacaktır, kabul etmeyecektir. Aynı şey iş yerlerinde de oluyor. Pek çok iş yeri, pek çok mekan değiştiren insanlar mecburen o iş yerinin kültürüne adapte olmak zorundalar. Eğer oradan kabul görüp oranın normlarına göre saygın bir yer elde etmek istiyorlarsa. Fakat bu çok da abardığı zaman, insanın içine de dert ettiği zaman bu sefer ne oluyor? İşte Levent Türk'ün kişiliği nedir dediğinizde A firmasındayken başka tanımlarlar, B firmasında başka tanımlarlar. Kendi kültürlerine göre tanımlar. Çok derin boyutlara giderse de işte çoklu kişilik bozukluğu dediğimiz duruma kadar ilerleyebiliyor. Yani uyum sağlamamak mümkün. Süperegomu değiştirmeyeceğim, ben sonuna kadar, ölene kadar böyle yaşayacağım demek mümkün. Ama karşılığında toplumun bazı şeyleri vermeyeceğini de bilmek lazım. Peki benim aklıma şimdi şöyle bir şey geliyor söylediklerinizden. Şimdi kültür hep diyoruz. Kültürler, peki bütün kültürler doğru mudur? Bütün kültürler değerli midir? Şimdi herhangi bir şirkete, herhangi bir yere gittiğiniz zaman herhangi bir yazılı bir doküman göremezsiniz kültür konusunda. Çünkü kültürler o şirkette herkesin doğal olarak davrandığı, yaptığı işlerin esasında bir bütünü. Dolayısıyla siz de o ortama giriyorsunuz yeni bir şirkete. Oranın bir şekilde o kültüründen etkilenmeye başlıyorsunuz. Ama hani şeyi de biliyoruz ki insanlar esasında hani hissettikleri şekilde karar veriyor. Sonuçta o ortamda kendini güvende hissederse daha doğru kararlar alabiliyor. Daha farklı hissederse yanlış kararlar ya da işte rasyonel kararlar verebiliyor. Peki kültürlerin hepsi o zaman bu anlamda önemli mi? Ya da kültürler değerli mi gerçekten? Değersiz kültürler de var mı bu konuda? Yani sizin çalışmanızı biraz açmanızı istiyorum. Çok güzel bir soru. Biraz da derin bir soru. Şimdi değerle kültür yan yana geldiği zaman gene bizim konumuz, benim kitapta da bahsettiğim saygı konusu. Biraz işin içine karışıyor. Şimdi saygın bir yerden bahsettik. Saygılı davranış, saygın olmak. Biraz daha açarsak bunu. İsterseniz saygıya girelim. Saygı, dikkat ederseniz bir değer olmadan oluşmayan bir duygu. Yani neye saygı duyduğunuza bir bakarsanız mutlaka onunla ilgili en az değerli bir şey saymanız mümkün. Saygı bir değere belirlediği bir şeyiniz var. Saygı duyduğunuz şeylerden bahsedin. İnsanlardan bahsedin veya doğadan. Herhangi bir şeyden. Mutlaka ona neden saygın bulduğunuzla ilgili bir şey vardır ve bunu bir değerin ifadesi olarak anlatırsınız. Eğer bu doğruysa, bu önerme doğruysa, o zaman değersiz bir şeye hiç kimse saygı duymaz diyebiliriz. Yani bu hangi kültürde böyledir? Bence bütün kültürlerde böyledir. Eğer bu ortak özelliklerimizden bir tanesi ise bunun etrafında toplaşabiliriz. Fikir birliği yapabiliriz. Davranışlarımızı bu referansa göre regüle etmeye başlayabiliriz. Soruya dönersek, eğer değer yoksa, hiçbir şeye değer gösterilmiyorsa orada saygı da oluşmaz. Kültür oluşmaz demeyeceğim. Kültür oluşur. Ama değersiz bir kültür oluşur. Yani her durumda bir kültür oluşuyor ama tabii. O kültürün değerli ya da değersiz olması anladığım kadarıyla üst yönetimden başlayarak herkesin bir ödevi gibi. Doğru mu anlıyorum? Şimdi
İki şekilde söyleyelim. Kötü mesela kültürü oluşturmak da benim elimde. Buyurun. Bir yerin kültürü değersiz dediğinde sanki ben onu değersiz buluyorum gibi bir anlamı da var bunun. Ama o kültürün içinde ne değerlidir sorusunu sorduğunuz zaman hiçbir şeye değer vermiyorsa değersizdir. Yani değerden yoksundur anlamı var. Ben ikinci anlamını kullanıyorum. Şimdi Toyota Production System'in şeyine, evine baktığımız zaman orada değerler ve kültür bir tane sütunda duruyor. Bu sebepten dolayı mı bu işe başlayan büyük şirketler bir şekilde kendi yönetim sistemlerini, üretim sistemlerini kuruyorlar. İşte Mercedes yönetim sistemi gibi, Audi, Volkswagen gibi bunların her birinin bir yönetim sistemleri var. İşte MMPS, TPS, Tesla Production System. Ve bunların her birinde bir evi var hatırlarsanız. Bir sütunlar var, temelde bir kaide var. Bunu yapmanın amacı esasında bu kültürleri mi oluşturmak? Yani hepsinde de hatırladığım kadarıyla bir kültür teması var, saygı var, işte değerler var, standartizasyon var. Bu sebepten dolayı mı bunlar kuruluyor? Yorumunuz nedir? Ben onun kültürden ziyade sistemlerin kolay anlaşılmasını ve kolay uygulanmasını sağlamak için görselleştirme olarak görüyorum. Bir kültürün gerçekten değerli olması için, yani benim ikinci anlamda bahsettiğim şekilde değerli olması için, benim değerlerim şudur deyip onları yaşatmak için bir gayret içinde oluyor olması lazım. Değerler nedir? Davranışların kodlarıdır. O zaman o değerlere göre hangi davranış doğrudur, yanlıştır, hangisi arzulanan davranıştır, hangisi değildir? Bunlar netleştirilebilir. Zaten yetkinlikler dediğiniz şirketlerde bunun için vardır. Eğer yetkinlikleriniz o değerleri besleyecek şekilde yapılandırıldıysa ve yetkinlik değerlendirmeleri, terfileri, işe alımları, işten çıkma kararlarını bunlara göre veriyorsanız, bununla ilgili yapacağınız her şey zaten o değerleri güçlendirecek demektir. Davranışları da bu kontrol mekanizmasıyla şekillendireceği için kültür bu şekilde oluşacak demektir. Gene sorumuza dönersek, o ağaç veya o ev dizi çizilebilir, ismine ne derseniz deyin. Ama onun arkasında günlük yaşamda, insan kaynakları politikalarında, işte yöneticilerin rol modelliği de, patronların veya iş sahiplerinin stratejiye ne kadar ellerini attıklarıyla ve sahip çıktıklarıyla ilgili bir şey, kültürün geliştirilmesi. Yani vizyon, misyon kadar önemli olan, belki onlardan daha da önemli, değerlerdir. Eğer değerler sadece 5-6 kelime olup şirketin duvarlarına asılıyorsa yönetim katına ve onunla ilgili bir şey yapmıyorsanız tabii ki cılız kalırlar, gelişemezler. Ben o çizilen evlerin içinde kültür konusunda hakikaten neler yaptığını göremiyorum. Onu uygulamada var. Anladım. Peki biraz da konuşmak istiyorum. Şimdi biz Batı ülkelerinden ya da Amerika'dan genelde bu tür metotları kopyalıyoruz, getiriyoruz ve iş hayatlarını uygulamaya çalışıyoruz. Peki direkt kopyalama yaptığımızda, hani demin sormuştum ya, kültür kopyalanabilir mi? Çünkü genelde bir şirket satın almalarında büyük şirketler aldıkları şirketleri bu kültürü bir şekilde kopyalayarak uygulamaya çalışıyorlar. Arkasından da kendi sistemlerini getirip bir şekilde bu sistemleri uygulamaya çalışıyorlar. Ve şu ana kadar da benim gördüğüm, gerek kendi tecrübelerimden gerekse sektördeki diğer firmalardan, bu şekildeki yaklaşımlarda başlangıçta bir kesinlikle fail oluyor. Başarılı olmuyor. Bunun sebebi direkt bu kültürün kopyalanamaması, kültürün enjekte edilememesinden mi kaynaklanıyor? Tabii. Yıllar önce biz de bunları benim çalıştığım firmamda yaşadık. Arkasından işte belli bir zaman geçti. O kültürün içselleşmesi süreci devam etti. Daha sonra doğru yaklaşımlarla başarıya ulaştık. Bu konudaki şeyiniz nedir? İlaveniz olacak mı? Olur. Tabii. Yani siz de pek çok şirkette çalıştınız. Göreviniz itibariyle gezdiniz, gördüğünüz yan sanayilerde birçok şirket hakkında bilginiz var. Bir şirkette gittiğinizde neyi kopyalayabilirsiniz? Gözünüzün gördüğünü kopyalayabilirsiniz. Yani işleri nasıl yapıyorlar, standartlarını, prosedürlerini, normal durumda ne yapıyorlar, standartlarını, anormal durum olduğunda kim nasıl yapıyor, eskalasyon prosedürleri nasıl vesaire, bunları görüp kopyalayabilirsiniz. Bu konuda çok sevdiğim bir örnek var. Çok da saygı duyduğum bir kişilikle ilgili. Norman Bodek. Bu kişi Amerikalı bir yazar. Benim ilgimi şundan çekiyor. Bu kişi Taiichi Ono'yla bir söyleşi yaptı. Çok eski zamanlarda Japonya'da. Diyor ki, o görüşmeyi yaptığı zaman, Toyota'nın diyor bütün bu know-how'ını dünyaya açma kararından
Toyota hiç memnun değildi o günlerde diyor. Ama Daiichi Ono öyle bir şey düşünmüyordu. Yani aynı fikirde değildi onlarda ve korkmuyordu diyor. Çünkü bunun kopyalanamayacağını anlamıştı diyor. Hakikaten de olan o. Çünkü insanların ne durumda ne yaptığını ancak kopyalayabilirsiniz ama insanların ne hissettiğini, birbirlerine davranırken hangi duyguları ilettiklerini, hangilerden sakınmaya çalıştıklarını kopyalamak zordur. İş yapış biçimi kopyalanamaz özellikle. Bunu şey olarak da yorumlayabilir miyiz? Yani sizin de çalıştığımız yıllarda da hatırlıyorum. Hani özellikle Japonya'dan ne tür dokümanlar var diye sorduğumuzda ya onlarda çok fazla doküman yok. Her şey işselleşmiştir demiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani hatta hatırladığım kadarıyla da Japonya'daki bu işi ya da yalın organizasyonu, yalın sistemleri uygulayan firmaların herhangi bir bu konuda bir departmanların olmadığı, işte çok fazla bunları dokümante etmedikleri ama herkesin de işte kendi iş dünyalarında da iş çevrelerinde bunları işselleştirdiklerinden bahsetmiştiniz. Bu sebepten dolayı olabilir mi? Taichi Ono hani bunu zaten insanlar gelip kopyalayamayacak. Ama öbür tarafta da baktığımız zaman da Batılı, özellikle Almanlar dokümantasyon konusunda çok iyi. Yine Amerikalılar öyle. Türkiye'de de baktığımızda aynı yapıyı görüyoruz. Bütün bu işe başlayan firmalar hemen bir yalın ofis ya da bir TPS ofisi ya da bir OPEX departmanı gibi bir yaklaşımla işe başlıyor. Dokümantasyon arkasından geliyor. Peki bu mu başarısızlığa yol açıyor ya da bu mu bizi zorluyor? Şimdi, ya da tespitim doğru mu öncelikle? Belki onu konuşmak lazım ama. Tabii ki doğru. Bir şeyi geliştirmek istiyorsanız tabii ki stratejiniz olacak, plan yapacaksınız, uygulayacaksınız. Herkesin bunu anladığından emin olmak için görselleştireceksiniz. Pek çok şeyi kullanmanız gerekiyor. Ama Japonya'da öğrenme dokümanlar üzerinden değil de rol modellik üzerinden yapılır. Yani orada her yönetici aslarına bütün bildiğini nasıl öğretir, o liderleri nasıl geliştirir, bunun derdindedir. Ve bunu bir kültürün ona verdiği bir zorunluluk olarak yapar. Şimdi kendi ailenizde çocuk yetiştirirken düşünün hangi görselleri kullanıyorsunuz, hangi eğitim materyallerini, evler vesaire kullanıyor musunuz? Bunların hiçbiri kullanılmaz. Davranışla aktarıyorsunuz. Bilerek veya bilmeyerek. Orada da aynı şekilde kültür, yönetici davranışıyla aşağı direkt uygulamada aktarılan bir şey. Ve ben orada çalışırken, işte Türkiye'de fabrika kurulum aşamasındaydı. Hem Toyota öğretim sistemini öğrenip hem buradaki fabrikaya know-how transferi için olabilen her şeyi yazıp standartlaştırmaya çalışıyordum. Ama şeye çok şaşırmıştım. Pek çok şeyin standartını bulamamıştım orada. Yani OPEX veya yalın bölümleri olmadığı gibi iş standartları da çok detaylı şekilde yazılı değil. Yani yalın dokümantasyonla kıyasladığınızda belki %10'u kadar doküman yoktur. Tabii ki standart ve elzem şeylerin, kontrol edilmesi gereken şeylerin dokümantasyonu muhteşem, onlar istisna. Peki biz neden bu kadar standartizasyona zaman harcıyoruz o zaman? Yani baktığımızda Japonya'da bu işi çok iyi başaran bir kültür var, bir yapı var. Ama biz Batı'ya ve özellikle ülkemize döndüğümüzde her noktada işte temel taşlardan bir tanesini standartizasyon olarak seçiyoruz. Bu yine kültür farklılığı olarak açıklanabilir mi? Standartlaşma çok önemli bir şey. Yani neyi standartlaştırırız? Daha önce yaşadığınız bir problemi tekrar yaşamak istemiyorsanız onun oluştuğu koşulları tarif eder. Problemin oluşma mekanizmasını kırmak için standartlar koyarsınız. Bunu yapmazsanız hep yangın söndürmeyle geçer ömür. Standartlaşma önemli. Bu standartlaşmanın olumlu tarafı olmakla birlikte şirketlerimizde baktığınız zaman gene problemlerin devam ettiğini, yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini görüyorsunuz. Ve insanlarla konuştuğunuzda şöyle diyen çok kişiyle karşılaşıyorum ben. Aslında bu problem çıkmıştı, biz bunu çözmüştük. Ne zaman? İşte 2 sene önce. Standart yaptınız mı? Yaptık. Ne oldu? Gidelim bakalım. Mesela o kişi kontrol etmemiş veya kontrol eden kişi bölüm değiştirmiş, iş değiştirmiş gibi. Yani kurduğumuz standartları korumakla ilgili de bir sıkıntımız var. Yine ben bir sorulara baktım bu arada. Tuğba Hanım, Tuğba Adalı. Merhaba Tuğba Hanım. Bir soru sormuş size Levent Bey. Ana sanayilerin tedarikçilerine, KOBİ'lere kültürlerini yaymak konusunda daha fazla destek vermesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Bu konuda yorumlarınız nedir?
Bu ilginç bir konu. Yani yan sanayi geliştirme bölümleri kuruyoruz. Bazı arkadaşlarımız o bölümde gidip yan sanayiye destek oluyorlar ama şimdi buraya yaptığınız yatırıma baktığınızda genelde o bölümlerde çalışan kişiler çok az sayıda ve zamanları da genelde problem çözmeyle, yangın söndürmeyle geçiyor. Bu işi bizzat yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim. Gittiğimizde kesinlikle orada bir kültür oluşturma ya da standartizasyon noktasına hiçbir zaman giremedik. Dediğiniz gibi bir problem var. O problemle ilgili o kök sebepleri anlama, onları geliştirme, onları iyileştirme noktasında genelde hep dokunuşlarımız oldu. Ama İşte o kültür zaman adına... şöyle oluyor. Bir problemle karşılaşıyorsunuz. Hemen yan sanayi geliştirme ekibini o tarafa yönlendiriyorsunuz. Aman bu problem bir daha gelmesin. Kesildi mi? Kesildi. Tamam. Orada biraz şey oluyor. Gözlerimizi kapatalım da bu bir geçsin gibi bir durum oluyor. Halbuki madem problemler geliyor ve buraya yönlendireceğimiz bir kaynağımız var. Bunu bir adım ötesine götürüp çok güzel uygulamalar yapılabilir. Yani oradaki süreçlerin standartlaştırılması, oradaki kişilerin eğitilmesi, kültürün orada da desteklenmesi gibi. Yani hiçbir şey yapılamasa şu tür uygulamaların ben çok etkisini gördüm. O şirketin çalışanlarının dönem dönem hat yöneticilerinin özellikle gelip ana sanayide bazı proseslerde çalışması. Bu karşılanamayacak bir şey değil. Yani orada bir hafta bile geçirmesi o kişilerin dünyalarını değiştirebiliyor. Burada tabii kültür geliştirmenin öneminin ne kadar anlaşıldığına bağlı. Ana sanayideki yöneticiler tarafından. Bir ikincisi de o belki de bir problem olduğu için çok hızlı çözüm bulunması bekleniyor. Yani ben bunu denetim yaptığım yıllarda çok iyi hatırlıyorum üzerindeki baskıyı. Bir problem var. Gittiğiniz zaman hızlıca problemi ortadan elimine etme yoluna gidiyorsunuz. Yani biraz zaman harcayalım, kültürü değiştirelim, işte standartizasyonu sağlayalım tarafı biraz ikinci planda kalıyordu. En azından kendi adıma söyleyebiliyorum. Çünkü her gün bir soru geliyor. Evet ne oldu? Çözüldü mü problem? Doğru parçayı alabilecek miyiz gibi şey olunca da tabii ki siz diğer tüm şeyleri bir kenara bırakıyorsunuz. Sadece o probleme odaklanıyorsunuz. Sorulara baktım ama isterseniz söyleşiye devam edelim. Şimdi konuşmalarımdan şey aklıma geliyor. Her şey değişiyor dedik. Yani sorumluluk alma, işbirliği, hız. Yani deminki yine bu yan sanayi konusundan aklıma geliyor. Bu konuda yorumlarınız nedir? Yani bu belki de yan sanayide ya da üretimde bir takım şeyleri geliştirmemizin arkasında sorumluluk alma, işbirliği, hız konularında yeterince doğru düşünmediğimiz için, doğru hareket etmediğimiz için olabilir mi? Çünkü Tabii. biliyoruz ki sorumluluk alma hani bizim dikey organizasyonlardan gelen işte organizasyon şeması süreç bazlı olmadığı için genelde kendi sorumluluğumuza bakıyoruz. Yine departmantalizm mantığıyla işbirliği bu noktada dikey organizasyon kaynaklı bir miktar sektöre uyuyor. Hızlı ise tamamen demin verdiğim örnekte olduğu gibi farklı anlayıp doğru zamanda doğru işi yapmadan olayları çözmeye çalışıyoruz. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Tabii. Yani beyefendinin herkes sihasa problem olmayacak dediği günler yaşanmış geçmiş. Bugünler de yaşanıyor ama bugünler de geçecek. İşte bu pandemi sürecinde de neler olduğunu, genel akımın nereye yönlendiğini de gördük. Çoğu şeyin dijitalleşmesi vesaire söz konusu. Şimdi gelecekte ne olacağına biraz bakıp kültürün hangi özelliklerini geliştirmemiz lazım? O ihtiyaca göre hareket etmek enerji sağlar diye düşünüyorum ben. Her şeyin değiştiğini görüyoruz. Bunların özellikleri işte müşteri beklentilerinin hızlı değişmesi, müşterinin kaliteli ve daha ucuz olanı hızlı fark edebilmesi, bu kıyaslamayı ona hızlı sağlayan şirketleri seçmesi, hızlı teslimat istemesi gibi bir sürü hızlı özellik. Ve bu gitgide karmaşıklaşan bir şey. Bugünkü iş yapış tarzıyla devam eden şirketlerin 5 sene 10 sene sonra zora gireceklerini görmek, zorluğa gireceklerini görmek zor değil. O zaman bizim rekabet avantajını elde etmemiz ve onu kalıcı olarak elde tutmamız için ne yapmamız lazım? Ne değişmeyecek ki ona sarılalım? Bence değişmeyecek olan şey değişimin kendisi. Dolayısıyla bizim örgüt olarak, kültür yapısı olarak değişime hızlı adapte olacak özellikler geliştirmemiz gerekiyor. Bu saydığınız özellikler bu yüzden önemli. İşbirliği, sorumluluk alma ve hız. Aslında işbirliği ve sorumluluk alma zaten hızı kendisi getiriyor. Nedir o? Kolay bir şey değil.
Düşünün, gerek ailede gerek bütün eğitim hayatınızda 17 yıl, 20 yıl, 25 yıl hatta bütün aldığınız eğitim bireysel problem çözme üzerine kurulmuş. Bu sadece bizim eğitim sistemimizde değil, bütün dünyada böyle. Sonra iş hayatına girdiğiniz zaman pek çok insanla beraber bu gitgide karmaşık hale gelen problemleri çözmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu konuda hiçbir altyapımız yok. İşte insanla ilişkiler nedir, nasıl gelişir, onu kırmadan problem nasıl çözülür? O zaman daha detaya gitmeniz gerekiyor. O zaman ortak değerlerde buluşalım ki birbirimizi kırmadan yüksek performanslı iş yapalım. Değerlerimiz ortak olursa davranış da benzer olacağı için ortak amaçlar bile beraber yaratıp üzerine gidebiliriz. Dolayısıyla işbirliğine yönelik problem çözme veya çoğu insan kolektif problem çözme diyorlar. Bu eğitim sisteminde olan bir şey değil. Bunun bir an önce farkına varıp bunu geliştirici bazı eylemler yapmak lazım diye düşünüyorum. Sorumluluk alma çok daha ciddi bir konu. Özellikle bizim kültürümüzün ben biraz zayıf noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü sorumluluk deyince mesela İngilizce'de baktığınızda responsibility çıkıyor karşınıza. Ama orada bir de şey çıkıyor, accountability diye bir şey çıkıyor. Accountability, hesap verebilirlik davranışı. Yani yanlış gördüğünüz bir şeyi gördüğünüzde ona müdahale edip sonucunun hesabını verebilme sorumluluğunu üstüne almak. Benim anladığım anlamda bu. Dikkat ederseniz bunun Türkçe'de karşılığı bile yok. Hızı getiren de bu. Organizasyon içinde, bir süreç içinde bir sürü insan çalışıyor. Aslında birinin yaptığı hatayı bilerek veya bilmeyerek yaptığı bir hatayı bir sürü insan görüyor, önümüzden geçiyor. Ama işte üstümüze vazife değil deyip almıyoruz. Veya alsam şimdi bunu düzeltsem başka bir hataya yol açabilirim, eleştiri görebilirim gibi endişeler yüzünden sorumluluk alıp düzeltmiyoruz. O zaman ne oluyor? Problem fark edilene kadar gitgide büyüyor. Daha sonra işte tamirler, reworkler, tekrar işi sıfırdan baştan yapma gibi bir sürü kayıplar. Hız kaybına yol açıyor. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru, bu sorumluluk alma ve işbirliği gerçekten geliştirilmesi olmazsa olmaz özellikle. Zamanımız daralıyor. Ben esasında son bir şeyi de sormak istiyorum. Özellikle aramızda hani dinleyiciler arasında bu işe yeni başlayan firmalar da vardır. Dolayısıyla bu işe yeni başlayan, özellikle sürekli iyileştirme, yalın felsefe gibi ya da kültür oluşturma, firmalara ne önerirsiniz? Yani yalın yönetimde, operasyonel mükemmellik yaklaşımında, bu işe yeni soyunan şirketlerin üst düzeyine, orta düzey yöneticilerine, çalışanlarına neler tavsiye edersiniz? Stratejileri ne olmalı ve bu stratejilerin olması için neler yapmalılar? Ya da stratejileri olmalı şey önemli mi? Yani olması önemli mi? Bu konuda bir sizlerden bir şeyler duymak isteriz. Tabii. Ben öncelikle problemin doğru tanımlanması gerektiğine inanıyorum. Yani bir yerde yalan uygulayacaksınız. Neden uyguluyorsunuz? O hangi ihtiyacınızı giderecek? Bu sorunun cevabı öyle bir cevap olmalı ki bütün çalışanlar bunun içinde kendilerince değerli bir şey bulsunlar ki bağlansınlar. Çünkü çalışanlar bağlanmazsa bu sefer başka amaçlar uğruna sadece zorlamayla o sistemleri yürütüyorlar. Bir proje olarak işte önce 5S danışmanlık alabilirsiniz. 5S sistemi kurup 1-2 ay sonra işte sürekli akış, çekme sistemi vesaire devam edebilirsiniz. Bunun gibi onlarca, yüzlerce yalan araç var. Benim gördüğüm nacizane eksiklik şu, bir sistemi kullanıp tam olarak içselleşmediğini test etmeden ikinci bir sistemin kurulması. Hadi üçüncü, dördüncü, beşinci diye gidiyor. Tamam, danışmanlık var. Bununla ilgili bu sistemi yaşatacak OPEX veya yalın bölümleri, o evleri yönetecek bölümler kuruluyor. Tamam. Ama bütün insanların günlük işiyle ilgili bir şey olduğu için uygulama. İş çok karmaşıklaştığı zaman o bölümler de yetemez hale geliyor. Yani aslında doğru davranış dediğiniz şeyin, o OPEX bölümünün veya yalın bölümünün gösterdiği doğru arzulanan davranışın insanlarda bir ikinci doğa veya bir refleks haline gelmesi gerekiyor. Bunu anlamanın yolunda ben şöyle öneriyorum nacizane. Diyelim 5S sistemi kurdunuz, yalına başladınız. Onu tohumdan yetiştirmek önemli. Yani ormandan kestiğiniz bir ağacı getirip kendi tarlanıza ektiğinizde kök salmasını beklemek var. Veya tohumdan yetiştirerek emin olmak. Farkı şu, bunu
kendi organizasyonunuz içinde yetiştirirken şöyle zorluklarla karşılaşacaksınız. İşte direnç vesaire. Direnç neden olur? Çünkü daha ilk başta tanımladığınız ihtiyaç insanların içine sinmemiştir. İçine siner ve kendinden bir şey bulursa o zaten neden dediğin şeye bağlanacaktır o ihtiyaca. Daha sonra uygulamada tabii ki yöneticilerin bu uygulamaya verdiği destek önemli. Orada yöneticinin ne kadar destek verip vermediğini de görmüş olursunuz. Sisteminiz iyi bir şekilde çalışıyorsa, her şey yolundaysa bence verdiğiniz ilave desteği çekip mesela danışmanlığı ve OPEX bölümünün veya yalın bölümün o sisteme verdiği desteği çekip kendi kendine yaşayabiliyor mu diye onu görmek lazım. Çünkü bunu çektiğinizde kendi kendine yaşayamıyorsa o organizasyon onu öğrenmemiş demektir. İçselleştirmemiş demektir. Bu işte o başta da sorduğunuz Amerika'da niye başarılı oluyor dediniz ya, ben de oradakiler araştırıyor bunu dedim. Bir tanesinin çok güzel bir görüşü var. Diyor ki çalışanlar böyle şeyleri yeni bir proje gibi algılıyorlar. Burada proje kelimesi değil itici olan, yeni kelimesi. Çünkü yeni olan hiçbir şeyi beynimiz kolayca kabul etmek istemiyor. Nedenini anlamadığı sürece. İçselleştirme dediğimiz de bu. Bir proje olarak gördüğü için de tamam diyor, yöneticilerim böyle istiyor, elimden geleni yapayım, desteği vereyim. Ama nasılsa bu geçecek. Her proje gibi. Bu da bitecek, yeni bir proje gelecek. İnanç eksikliği belki değil mi? Böyle diyenler de. Tabii ihtiyaçla bütünleşmeden yola çıktıktan sonra işte şurada direnç oluyor, burada direnç oluyor. Şikayetleri biliyorsunuz. Dolayısıyla benim önerim bir sistemi alıp yetiştirip tohumdan meyve vermesini bekleyip onun tohumlarını elde edebiliyorsanız ve bunu ilave bir kaynak harcamadan yapabiliyorsanız öğrenen organizasyon dediğimiz şey o. Bunu yapabilen organizasyon bütün sistemleri sırayla yapabilir. Bir şeye dikkat etmek lazım. Fikirlerin sindirilmesi de besinlerin sindirilmesi gibidir. Bir zamana ihtiyaç duyar. Bu zamanı tanıyıp insanların içselleştirmesini hem uygulamada hem davranışta görüp emin olduktan sonra ikinci adıma gitmek lazım. Şeyi sormak istiyorum Levent Bey. Şimdi tüm bu söylediklerinizden şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sağlıklı bir kültür için değerler önemli. Yani kültürü oluşturmak için değerlerimizin de olması gerekiyor. Böyle bir ortamda da söylediklerinizden yine şu sonuca çıkarıyorum. Tüm çalışanlar sağlıklı bir kültür içinde, değerler içinde aynı şekilde davranabilir. Aynı performansı, aynı sonuçları gösterebilirler. Peki zeka, eğitim, tecrübe, bu faktörler nerede rol oynuyor? Bunların bir önemi yok mudur? Ya da ben farklı mı yorumluyorum bu? Yani ben topluma baktığımda yani ortalama zekanın tarifini bilmiyorum ama yani zeka seviyesi düşük pek insan görmüyorum özellikle iş yerlerinde. Yani ilave bir zekaya da ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sonuç almadaki farkımız hepimizde bence eşit miktarda olan aklımızı nasıl yönlendirdiğimiz, hangi yollardan yürüttüğümüzle biraz ilgili. Bir de özellikle organizasyon haline geldiğimizde beraber bir iş yapacaksak, bunu işbirliği içinde sorumluluk olarak nasıl yaptığımız, daha doğrusu sinerjiyi nasıl yarattığımız önemli. Yani bireysel sonuç almada da, bir grup içinde sonuç almada da aslında zekanın değil çabanın daha çok rol oynadığını görüyoruz. Bir şeye çaba göstermek için de onu istemeniz lazım, değerli bulmanız lazım, içselleştirmeniz lazım. Ama çevremizde şöyle insanlar hep görüyoruz. Yani çok çabalıyor ama bir türlü olmuyor dediğimiz bir sürü çalışanımız oldu. Sizin de muhtemelen oldu. Yani burada sanki hani zeka da ön plana çıkmıyor mu? Tecrübe? Bence zeka o kadar önemli bir faktör değil. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir düşünce sistemimiz var değil mi? Yani zeka dediğinizi öyle tarif edersek. Bilinçli düşünce içinde düşünebildiğimiz şeyler var. Ve onu kullanma yöntemlerimiz var. Bütün bunların hepsine zeka dersek, insanın diğer canlılardan insanı ayıran çok önemli bir özelliği var. İşte rasyonel düşünebilme, otonom davranabilme özelliği. Fakat bir özelliği daha var. Bence bu ikisinden çok daha önemli. İnsan kendi düşüncesi hakkında da düşünebiliyor. Yani bunu bizden başka hiçbir canlı yapamıyor. Kendi düşünceniz hakkında düşünmeye başladığınız zaman, işte Japonlar buna hansei diyorlar.
Acaba şimdi olsa nasıl yapardım? Veya bir dahaki sefere nasıl yapayım ki bu sonuçlarla karşılaşmayayım? Kendinizi eleştirmeye başladığınız zaman yaptığınız bir sürü hatayı, işte patinaj çekmeyi yakalamak mümkün. Bu bilinçli bir zihin faaliyeti haline getirildiğinde, özellikle organizasyonel çapta yapıldığında, ben zihin kapasitemizin bir %40 daha iyi kullanılabileceğini düşünüyorum. Bireysel olarak da bunu iddia ediyorum. Özellikle bir araya geldiğimizde, işte o yakınlarda çıkan Daniel Kahneman'ın kitabında belirtilen birinci sistem, ikinci sistem var ya, ikinci sistemi beraber kolektif ortamda nasıl kullanacağınızı öğrendikçe sonuç gelir diye düşünüyorum. Yani çok zeki olup bireysel problem çözmede muhteşem olan insanlar vardır organizasyonunuzda. Ama kültüre zarar verdikleri sürece hiçbir faydasını göremezsiniz. Uzun dönemde. Yani kültüre zarar vermelerini engelleyecek yapıların oluşması lazım. İnsanların zekası çok da önemli değil. Evet. Önemli olan o kültürün içinde diğer insanlarla, diğer çalışanlarla ortak hareket edebilmeleri bu işin sırrı olarak anlattınız. Ortak zeka diyelim. Öyle bir şeye ulaşabilirsek, yani ulaşılabilen bir şeyse bu ki bence mümkün, o zaman büyütülebilir de, geliştirilebilir de. İşte kolektif problem çözmekten bunu kastediyoruz. Şimdi sorulara bakıyorum. Son 5 dakika olduğu için güzel bir soru varsa oradan da bir soru sormak istiyorum. Bence hepsi güzeldir soruların. Yok, sorular güzel ama bir kısmı zaten sohbetimiz sırasında cevap verdiğiniz için içinden tamam. Seçmeye çalışıyorum. Sibel Hanım'dan bir soru var. Yıllardır Levent Bey size sormuş. Yıllardır başka kültürler tarafından yönetilen ülkemizde kurumlarda üst düzey yöneticilik ve sistem kuruculuğu yaptığınızı biliyoruz demiş. Bunda çok başarılı modeller de oluşturdunuz. Bu farklı kültürlerde kültürü nasıl uyumlandırabildiğiniz şeklinde bir soru var. Ya, çok güzel bir soru. Yani bir piramit düşünün. Üçgen gibi bir şey. Üst tarafında sistem, alt tarafında kültür olduğunu düşünün. Ortaya da bir çizgi çekin. Şimdi hangi sistemi nereden alıp kullanırsanız kullanın. İşte bu yazılım alıp kullanmak gibidir. Onu kullanan insanlar bunu tam olarak desteklemezlerse, içselleştirmezlerse, içlerinden geldiği gibi davranmazlar. İçinizden gelmeyen hiçbir şeyde de yüksek performans göstermeniz mümkün değil. Dolayısıyla o piramide, üçgene döndüğümüzde kullandığınız sistemlerin kültürden destek alması gerekiyor. Aşağı doğru inip hangi kültür özelliklerinden daha çok destek alabilirim? Bunu nasıl yapabilirim diye sistemleri mevcut kültüre adapte etmek gerekiyor. Ben şunu da çok rahat söyleyebilirim. Mesela Ankara'daki bir fabrikayla Bursa'daki bir fabrikayı aynı sistemlerin, aynı davranış modelleriyle yönetemezsiniz. Orada bir sistemi kültüre adapte etmeniz gerekiyor. Piramidin altında da tabii kültürün sistemi destekleme boyutu var. Her şeyi de kültüre adapte mi edeceğiz, kültürü geliştirmeyeceğiz mi? Hayır, yani kendi özelliklerimizi dedik ya, istediğimiz ruhsal süreçlerimizi geliştirebiliyoruz, istemediklerimizi baskılıyoruz. Kültürün özellikleri de böyle. Ki bahsettiğimiz şeyler evrensel şeyler, saygıdan bahsediyoruz, güvenden bahsediyoruz. Bunlar bilinçli bir şekilde çocuk büyütür gibi büyütülüp sistemleri destekleyen hale getirilebilir. Bu nasıl olacak? Her ne yapıyorsanız o sistemlerin içinde, her davranışınız, işte sabah günaydın deyişinizden, problemle karşılaştığınızda yapacağınız en ufak davranışa kadar, bir şey duyduğunuzda yüzünüz mü asılıyor, dudağınız mı bükülüyor, bütün bu davranışların kültüre bir etki bıraktığının farkında olmak lazım. İşte o bıraktıkları etki hangi değeri besler, hangisini köreltir, onun bilincinde olmak ve sistemleri bunlarla doldurmak, bence başarılı performansı getiren bu. Japonya'da olan da bu zaten. Ama şöyle bakarsak şimdi kültürü genelde oluşturan yapı üst yönetim. Yani alttaki bir çalışanın ya da işte bir mavi yakanın yaptığı herhangi bir eylem, herhangi bir hareket sonuçta bir kültür oluşturmuyor. Dolayısıyla insanlar üst yönetime bakarak getiriliyorlar. Buyurun. Şöyle bir soru sorayım, devam edin. Ona katılmıyorum çünkü diyelim bir şirketimiz var. CEO'dan herkes şikayet ediyor. İşte narsistik şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Peki CEO gitti, yeni CEO geldi. Ne olacak? Kültür değişiyor. Çünkü yeni nasıl CEO'nun, değişecek? Hemen her bir kültür ama, değişik. Biz de ona uyuyor muyuz? Öyle bir şey yok. Yani değişmiyor ama dediğim gibi hani kültür sonuçta ortamda insanların yaptığı davranışlar, hareketlerden oluşan, yazılı olmayan, dokümente olmayan bir yapı.
Dolayısıyla aşağıdaki bir mavi yakanın ya da bir işe yeni başlayan bir mühendisin yaptığı davranışlar sizi çok fazla etkilemiyor. Kültür olarak şirkete ya da organizasyona herhangi bir yansıması olmuyor. Ama tepe yönetimden yapılan bir hareket, demin dediniz ya, işte üst yönetimden CEO ortalıkta dolaşırken suratı asık bir şekilde dolaşırsa farklı bir algı çıkıyor. Onun sabah herkese günaydın demesinden farklı bir ortam oluşuyor. Güven duygusu oluşuyor. Dolayısıyla sanki hani kültürü de kültür yapan bir miktar biz üst yöneticilere, üst düzey yöneticilere düşüyor gibi geliyor. Tabii üst düzey yönetici de olsanız, yeni mühendis de olsanız kültüre yaptığınız etkinin farkında olmanız lazım. Yani her şey CEO ile gelip giden bir şey değil. Çok başarılı bir CEO olduğunuzu düşünün. Bir şirkete gittiniz. Orada kültürü değiştirmek hiçbir şekilde kolay değil. Bir sürü dirençle karşılaşırsınız. Dolayısıyla gene sorumluluk alma davranışı önemli bir hale geliyor. Herkes bulunduğu yerde sorumluluk alıp doğruya doğru dediği kadar yanlışa yanlış demeyi de becermesi lazım ki doğru yanlış konularında hemfikir olduğumuz kişilerle bütünleşebilirim. Yani rol model olmak yine. Tabii yani toksikliği aslında CEO'lar yaratmıyor. İnsanları kendisi yaratıyor. Bunun farkında olmak lazım. CEO'nun etkisi tabii ki çok büyük. Ama CEO değiştiğinde düşünün. Hemen onun gibi olabilecek misiniz? Olamazsınız. O kültür büyük bir ataletle devam eder. Çok doğru. Peki Levent Bey, programımızın sonuna geldik. Saat 5 olmuş. Ben öncelikle hem dinleyiciler adına hem de kader adına size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli, hoş bir sohbet oldu. Umarım bu sohbetlere ileride devam ederiz. En azından ben devam etmek isterim. Çünkü daha konuşacağımız esasında çok fazla konu var. Sizin bu konuda görüşünüz nedir? Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı tanıdığınız için. Size, ekibinize ve tüm katılımcılara saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler, çok sağ olun. İyi günler, görüşmek üzere.